Haz caso. Haz caso. İşte kafaları karıştıran soru. Ascaso mu? Ascaso mu? Öğrendik. Karşınızda Ascaso. Ticari bir makine anlatıyorum. Dolayısıyla barista kıyafetiyle, doğru kıyafetle olmakta fayda var. Ascaso T0 modeli. Kompakt bir model. Tabii aynı modelin standart modeli de var. Birazcık daha büyük. Üç gruplusu da var. Tek gruplusu da var. Kompakt model niye tercih ediliyor? Eğer kafenizde çok fazla yeriniz yoksa, espresso makinesine çok fazla bir yer ayıramıyorsanız kompakt bir model kullanabilirsiniz. 56 santim. Dolayısıyla hiç fazla bir yer işgal etmiyor. Rahatlıkla küçük mekanlar için kullanılabilir. Şimdi Ascaso kendisini diğer üreticilerden nasıl ayırıyor? Ondan bir bahsetmek istiyorum. Zaten modelin isminde de bir T harfi var. Bu T0, T Plus modeli var, T1 modeli var. Aralarında ufak ufak farklar var. T0 modeli, bu T harfini şöyle anlatayım. Gruplar özellikle bizim alışa geldiğimiz FIMA-61 gruplar değil. Gruplar herhangi bir şekilde heat exchanger sistemine genelde bağlı olur. Kazanın içinden geçerken ısınırlar. Burada o teknolojiyi kullanmıyorlar. Tamamen farklı, kendilerinin geliştirdiği ve çok önem verdikleri bir teknoloji kullanıyorlar. Termoblok sistem gruplarda. O yüzden T harfi termoblok sistemi çağrıştırıyor. Bunun en önemli avantajı şu, makine kapalı diyelim. Açtıktan sonra 1 dakika içerisinde espresso yapacak su ısısına ulaşıyorsunuz. Çok kısa bir şekilde bu teknolojiyi şöyle anlatayım. İçeride bir kazan var. Tabii ki buhar için gerekli olan bir kazan. Onu içeriye yerleştirmişler olması gereken yere. Ama kazanın içerisinde, bu arada bu kazan paslanmaz çelik bir kazan. Onu da altını çiziyorlar. Çünkü Ascaso tüm espresso makinelerinde bakır ya da pirinç alaşımını mümkün olduğu kadar az kullanmak istiyor. Kazanları paslanmaz çelik. Paslanmaz çeliğin kazanın içerisinde resistans, ısıtıcı kazanı ısıtan resistans U şeklinde ve o da paslanmaz çelik. Kazanın içerisindeki o resistansın içerisinden kullanmakta olduğumuz temiz su kaynağı o içeriden geçerken resistansın içerisinde ısınıyor ve burada gruplara 80 derece gibi bir ısıyla ulaşmış oluyor. Dolayısıyla enerji tasarrufu ön plana çıkmış oluyor. Bu enerji tasarrufu sayesinde hatta çok daha iddialı Ascaso diyor ki %50 oranında ben size enerji tasarrufu sağlayabiliyorum diğer makinelere göre. %50 önemli bir miktar. Gün boyu bu makinenin açık olduğunu çalıştığını düşünün. Yıl hesabı yaptığınız zaman ciddi bir tasarruf, enerji tasarrufu söz konusu oluyor. Şimdi bu gruplar dediğim gibi hemen ısınıyorlar. Makine zaten açış şekli çok kolay. Bu alt tarafında bir düğme var. Makine kapalı, sabah geldiniz, düğmeye basıyorsunuz, ışıklar yanıyor. Tabii şu anda sıcak olduğu için gösteremedik ama normalde bunlar yanıp sönüyorlar. Ve bir dakika gibi bir sürede hazır oluyor. Burada SL, işte iki noktalı SL ve XL. Yani sanki kıyafet bedenleri gibi kolay da bir anlatım var. Small large, hatta extra large olarak tanımlamışlar. Espresso akış miktarını, yani işte ne yapacaksınız? Normal espresso, double espresso, hatta belki daha uzun çekimler için burada düğmeleri programlayabiliyorsunuz. Bastığımız zaman mesela burada belki de bir flaşı ayarlayabilirsiniz isterseniz bu S harfine. Bir grup temizliği olabilir ya da single espresso'ya. Grupların arasında sıcak su çıkışı var. Onu da hemen şöyle göstereyim. Güçlü bir sıcak su veriyor. Direkt kazandan alıyor sıcak suyu. Ondan sonra da genel bildiğimiz özellikler, buharlar. Buhar çubukları bu arada el yakmayan cins. Cool Touch dediğimiz özellik kullanılmış. Hatta uçlarında 4 delik var ve bu deliklerin de çıkış açıları öyle tasarlanmış ki Ascaso mühendisleri biz buharı son derece verimli bir şekilde veriyoruz ve güçlü bir buhar performansı sağlıyoruz diyorlar. Aydınlatması gayet güzel. Çünkü biliyorsunuz
Baristanın çalıştığı ortam bu. Sürekli portafiltre takılıyor, çıkartılıyor. Buranın temiz tutulması sağlanıyor. Güzel ışıklar var. Işıklar içinde zaten şurada bir düğme var. Açıp buradan kapatabiliriz. Üzerinde yeterli bir alan var. Fincanları istediğiniz gibi dizin. İşte espresso, cortado ya da flat white, hatta americano ya da büyük latte bardaklarınızı rahatlıkla üstüne yerleştirebilirsiniz. Ve her zaman için bunlar kazandan gelen ısıyla ısıtılmış olacak. Fincanlar sıcak kahve doldurmanız için burada bekliyor olacaklar. Biz çok beğendik. Performanslı bir makine. Kullanımı oldukça kolay. Düğmeler çok iyi çalışıyor. Hemen cevap veriyor. Buhar gücü gayet iyi. Test ettik zaten. Yüksekliği güzel. Ayaklar, güçlü ayaklar üzerinde oturuyor. Sıcak suyu biraz önce gösterdim size. Özetle farklı bir alternatif arıyorsanız, özellikle enerji tasarrufu olsun ya da alışılagelmiş sistemlerden, alışılmış teknolojilerden biraz daha farklı, biraz yenilikçi bir makine istiyorsanız Ascaso iyi bir tercih olacaktır. Bitirmeden önce portafiltrenin içerisindeki sepetlerden de bahsedeyim. Onlar da hepsi yarışma sepetleri gibi, yani delikleri birbirleriyle son derece güzel orantılı. Hepsi birbirine aynı olacak şekilde tasarlanmış, detaylandırılmış portafiltreler. Kullanımı da zaten gayet güzel, ele oturuşu. Harika bir espresso makinesi. Ascaso T0 modelinin iki daha ileri modeli var. T1 ve T+. Nedir bunların farkları? Hem T1 modelinde hem de T+ modelinde burada ekranlar göreceksiniz. Hem PID kontrol gösteren, yani ısı ayarlarını gösteren bir ekran. Onun yanında da shot timer olarak saniyeleri görebileceğimiz bir ekran. One modelinde buhar vanaları aynı bu şekilde, buraya benziyor. Ama T+ modelinde birkaç ilave özellik daha var. Özellikle joystick, ahşap aksam. Portafiltreler ahşap. Onun dışında işte içeride bir takım teknolojisinde izolasyon gibi bir takım ilave özellikleri koymuşlar. Hepsinin farklı farklı özellikleri zaten web sayfamızda bulunuyor olacak. Oradan inceleyebilirsiniz. İsterseniz gelin şimdi bir espresso yapalım. Fatih, görkemli bir bitiriş yapalım mı? İster misin? Abi, mükemmel olur. O zaman at bezi. Buyur abi. Yakaladım. Bak şimdi olaya. Nasıl? Buhar, buhar. Güçlü. Dört delikten çıkıyor, görüyorsun değil mi? Bu işi çok kolaylaştırıyor sütle pürtürken.